Sevgili seyircilerim, bugün size buruk bir merhaba diyeceğim. Gözler ruhun aynasıdır derler ya. Sevgi ve iyimserlikle dolu o masmavi gözleriyle sanki içten vuran bir ışıkla aydınlatılmış gibi bakardı. O girdiği ortama hemen bir enerji, neşe, sıcaklık, canlılık katardı. O çok sevdiğim canım arkadaşım. Sinemamızın çınarı Fatma Giri'yi kaybettik. Acımız çok taze, çok büyük. Türk sineması deyince akla ilk gelen, mesleğine tutkuyla bağlı bir sanatçıyı, bir efsaneyi, o cesur, dev yürekli kadını anacağız bugün. Aslında onu anlatmaya ne kelimeler ne de belki zamanımız yeter. Ama onun yolculuğunu, çektiği zorlukları, başarılarını, sevdiklerini, sinemaya olan aşkını, oyunculukta geçirdiği evreleri, o güzel filmleriyle kısaca Fatma Giri'yi konuşacağız bugün. Bugünkü konuklarım sinema tarihçisi Burçak Evren, sinema yazarı Alin Taşçıyan ve Fatma'nın hepimizin hayatına dokunan sevgili kardeşim Bircan Usallı Silan. Ben ilk sözü izin verirsen sana vermek istiyorum Bircan. Evet, elbette. Onun en son elini tutanlardan biri sensin çünkü. Ben buraya gelirken hiç ağlamayacağım falan dedim ama bu başta hemen ağlayacağım, sonra herhalde susacağım. Aradılar beni sabah 7 buçuk falandı. Fatma Girik'le ilgili doğruluyor musun dediler. Neyi doğruluyor muyum dedim. Aman yine mi aynı yalan? Yine mi Fatma Girik öldü mü diye soruyorsunuz bana dedim. Yok yok, bu defa kesin dediler. Hastane açıkladı dediler. Ve o an gerçekten dondum kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim. Çünkü daha bir hafta önce falan Türkan Şoray'la gitmiştik. Ziyaret etmiştik. Bir haftaya gene geliyorsunuz değil mi? Hülya'yı da al gel. Türkan'ı da al gel. Ama illaki sizlerden biri de yanında olsun istiyordu. Böyle o çocuksu gözleriyle tatlı tatlı. Yani şu an halen inanamaz durumdayım. Ama Fatma Girik gözümün önünde hep şöyle. Ya 2 numara kesilmiş kısacık saçları, ayağına çektiği blucini, botları, böyle rüzgar gibi esen söylediğinde sözünün arkasında duran bir kadın, Şişli Belediye Başkanı. Ama bir yandan da ödül almaya hazırlanırken böyle tuvaletlerin en güzelini giyen, saçını hemen arkadan şöyle toplayan, ikirmelini yapan ve sahneye büyülü bir şekilde çıkan kadın. Fatma Girik insan, yani ben onun tabii insan yanını anlatmayı, sizlerle o duygularımı paylaşmayı tercih ediyorum. Sağ ol, ben hemen sözü sanat tarihçimiz, sinema tarihçimiz Burçak Evren'e vermek istiyorum. Tabii ki bir oyuncuyu, Fatma Girik gibi bir oyuncuyu sadece yani geçmişteki bir kurgunun içine oturtup tek yönüyle anlatmak veya da özetlemek mümkün değil. Veya sadece Fatma Girik'in kaybı bir starın değil, belki de bir sektörün, hepimizin yaşamında var olan, belki de gittiği vakit yokluğunu hissettiğimiz bir sektörün de artık temel direklerinden birisi. Artık unutmaya başladığımız bir sektörün temel direklerinin de gitmesi hem acımızı hem de dediğim gibi o geçmişte bıraktığımız o büyük bir sektörün özelliklerini anlatmak mümkün değil. Hele Fatma Girik'i sadece filmde gördüğümüz karakterlere sığınarak da onun bıraktığı izlenimlerle de değerlendirmek mümkün değil her star gibi. Bunun için nereden girmeli, nereden bakmalı, Fatma Girik'i nasıl anlatmalı gerçekten kolay, hiç kolay değil. Yani kalkıp şu tarihte sinemaya başladı, ilk filmi şuydu, ilk başrol olduğu bu.
o tür bir kalıpların içine de koymak istemiyorum. Ama her star gibi kendine özgü bir şeydi. Ben starları zaten aynı kulvarda yarışan, hepsinin birinci olduğu bir dönemi yapıyoruz. Hem birbirine çok benziyorlar, hem birbirinden çok uzak. Hepsinin sinemamızda bıraktığı izler, değerler, yargılar, sevgiler veya yakınlaşmalar çok farklı bir şey. Ama Fatma Girik için ille de bir şeyler söylenmek gerekiyorsa, onu ne yaşamdaki etkin olduğu konumlardan soyutlayarak, ne de filmlerdeki karakterlerini baskın çıkarak değil, tümünü. Hani klişe bir söz vardır yine, ne kadar kaçmak istersek edelim, yaşadığı gibi oynadı, belki de oynadığı gibi yaşadı. Hemen hemen her türde, yani yarı feodal ilişkilerdeki kırsal kesimin o kısırılmış çiğli kadınını oynadığı kadar küçük burjuva kadınını oynadı. Dinsel kişi olan Rabia'da oynadığı kadar acıda bir başka karakteri de karşımıza çıkardı. İşte ne bileyim, Aradığı efsanesinde bir efsanenin güzeli oldu. Ama buna baktığımız vakit Kambur'da belki de sinemamızdaki en nankör rollerin birisinin altından kalkarak başka birisi oldu. Ama hep Fatma Girik oldu. Onun için Fatma Girik'i ne bir kalıba koymak istiyorum, ne bir kelimenin içine sıkıştırmak istiyorum. En önemli özelliklerinden birisi ise bana göre o şöhretin kendine getirdiklerini değil de kendi kişiliğinin o şöhrete getirdikleriyle ön plana çıktı. Şimdi sorduğumuz vakit veya sosyal medyadaki fotoğraflarına baktığım vakit sanki bir ünlü oyuncuyla onun seveni arasındaki değil, kardeşiymiş gibi. Hep Fatma Girik'le bir saat konuşan, ömür boyu onunla arkadaş olmuş gibi olabiliyor. O intibayı o bize verebiliyordu. Hepimiz onun dostuyduk veya o hepimizin dostuydu. Onun için dediğim gibi sadece sinema değil, sadece Yeşilçam değil. Türkiye gerçekten bir değerini kaybetti. Kendi puzzle'ında çok önemli bir yer olan bir. Çünkü her değer aynı zamanda bizim anılarımızdan, bizim puzzle'ımızda var olan bir şeyleri de alıp götürüyor. Biraz daha yalnızlaşıyoruz. Biraz daha dediğim gibi söylüyoruz. Onun için her star dediğim gibi veya Fatma Girik gibi bir star bize bir boşluk yarattı. Bu boşluk giden bir sektörle artık belki de bizim kuşak için çok önemli olan birkaç kuşağa hitap eden birisinin ölümüyle daha yalnız kalabiliyoruz. Evet, ama o ne roller, o ne filmler. Hemen aklına gelen bir rolü var mı? Yoksa az önce Burçak konuşurken gözümün önüne geldi. Yine Memduh'la yaptıkları bir film. Film sahnesi için saçlarını kazıtması gerekiyor. Sıfır numara tıraşa vurması gerekiyor. Beni aradı. Zaten çok sık görüştüğümüz için. Dedi ki Hülya, yarın böyle bir sahne var. Gelsene, gelirim. Seve seve, koşa koşa gittim. Sahne çekiliyor. Bir yandan saçlar, o güzelim uzun simsiyah saçlar kazınıyor. Gözünden yaşlar akıyor. Ben onu seyrediyorum. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor ama o rolü için ağlıyor. Ben hayranlıktan ağlıyorum. Böylesine bir sanatçı. Her türlü rolü üstesinden gelebilmek, hakkını verebilmek için kilo da alması gerekiyorsa, zayıflaması da gerekiyorsa, saçı da kesilmesi gerekiyorsa, bir kartalla mücadele etmesi gerekiyorsa, bir hayvanla mücadele etmesi gerekiyorsa, ki çok hayvansever bir insandı. Sen ilk aklına gelen rolü. Boş Beşik'teki o kartalla mücadeleyi anlatıyorsunuz. Evet. Ben şuna hep hayran olmuşumdur. Şimdi aslında hepiniz için geçerli o. Küçücüksünüz gerçekten. 15-16 yaşlar bu kadar. Eğitim yok. Yani oyunculuk eğitimi diye bir şey yok. Hatta şehirlisiniz. Hayatınızda şehirden dışarı çıkmamışsınız. Bir anda kendinizi doğanın ortasında buluyorsunuz. Birileri alıyor sizi götürüyor. Dağlarda, bayırlarda, köylerde. Hiç ne beden diline alışkın olduğunuz, ne işte giysisine alışkın olduğunuz bir karakterin içine sokmaya çalışıyor. Bu gerçekten çok büyük bir adaptasyon sorunu. Hele ki yani Yeşilçam'da filmleri nasıl çekildiğini biliyoruz. Haydi bugün senaryo, yarın setteyiz. Böyle bir hazırlık evresiydi okuma provaları. Bugünkü gibi böyle şey hani konservatuvar mezunu, ondan sonra bazı kurslara katılmışlar. Böyle şeyler hiç yok tabii. Hani kamera önü oyunculuğu bile bilmiyorlar. Zaten yönetmenler de
alaylı olarak öğrenmişler. Dolayısıyla böyle bir ortamın içinde bir anda kendi yolunu bulabilmek çok zordur. Dolayısıyla burada gerçekten yetenekler ortaya çıkar. O belli ki Fatma Girik'te müthiş bir yetenek vardı. Bir de içgüdüleriyle aslında bir kadın olarak kendisinin o sinemanın içinde konumlandırdığı yerin ona biçilen, çoğu kurban olan, sürekli acı çeken, işte sevdiğine kavuşamayan, tecavüze uğrayan, çocuğu olmayan, çocuğunu kaybeden, yani bir şey gibi, bir ödül gibi, bir armağan gibi erkeklerin peşinden koştuğu, ele geçirilen o kadın tipinin içinden birden içgüdüsel olarak bir kadını güçlendirme şeyi çıkıyor, enerjisi çıkıyor. Ben filmleri bir daha böyle baştan biraz hızlı olarak izledim, baktım gerçekten. Yani senaryo olarak, işte çekim olarak her şeyi biraz eleştirebiliriz kadına yaklaşımında. Fakat o zaman olmayan bir kavramdı. Şimdi herkes kadın güçlendirmeden bahsediyor. Fatma Girik'in içinde varmış. Bir anda o filmlerin içinde çıkıyor film yönetmenin kontrolünden. Evet. Fatma Girik'in filmi oluyor. O sahnenin içinden bir enerji çıkarıyor, bir bakıyor. Bir doğal koşuşu var. O bedenini öyle bir anda adapte edişi var. Yani rolün gereğini siz çok güzel anlattınız ya, yani saç kesilecekse saç kesilecek. Hani kartalla mücadele edilecekse kartalla mücadele. Bunu yapan oyuncu çok kıymetli işte. Ve mesela anlıyorsunuz o filmlerin, baktım. İki kere kendini astığını gördüm. Bir kere kendini vurduğunu gördüm. Olmadı, başkası vurdu. Yok, kayalıklardan atladı. Yani sürekli bir böyle ölüme doğru itilen o kadınların... bir yerinden tutuyor ve onları kurbanlıktan çıkarıp güçlüye çeviriyor. Ben işte Fatma Girik'in o yönünü çok seviyorum. Çok güzel bir tespit. O filmlerde kendine bulduğu yolun, o hani cesur, kendini öne atan, hakkını yedirmeyen ya da hakkı için mücadele eden kadın, aynı zamanda meslektaşlarının hakları için de mücadele etti yıllarca. Hep beraber omuz omuza haklarımızı talep ettik. Sette birimizden birimize bir şey olduğu zaman ilk o heyecanla kapar. Hani kucağına aldığı gibi hastaneye götürür. Bu yönleri de çok gelişmiş bir kişiydi. Bircan, o kadar çok şey paylaştık ki. O kadar çok şey birlikte yaşadık ki. Burada... sana teşekkür borçluyuz. Ben teşekkür ederim. Türkan Şoray'da, Hülya Koçyiğit'te, Fatma Girik'te, Filiz Akın'da. Bir kitap yazdın. Adını Dört Yapraklı Yonca koydun. O gün bugündür bu efsaneler hep Dört Yapraklı Yonca diye anıldı. Bugün yaprağın biri artık aramızda değil. Kabul etmemiz, böyle bir durumu kabullenmemiz çok zor. Ama yaşadığımız o güzellikleri anlatır mısın biraz? Şimdi o zaman dört tabii yapraklı, ki filmlerine döneceğim. Dört tekrar. Yapraklı yonca dedik ama artık bu dört yapraklı yoncayı son defa kullanmış olalım diyorum. Fatma ablayla birlikte dört yapraklı yonca demeyelim artık. Onsuz, çünkü böyle bir şey olmaz. Yaprağın biri düştü de olmaz. Yani onu sindiremiyorum içime. Ben esas çok şey borçluyum. Şimdi az önce Burçak bir dönem kapanıyor falan dedi ama ben hiç oralarda değilim. Hiç kapandığını düşünmüyorum. Bir dönem küçümsenen, dudak bükülen Yeşilçam'ın halen sinemanın temeli olduğunu düşünüyorum. Şu anki dünyada bile fırtınalar estiren dizilerin esin kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ben sizlerin isimlerinizi suya değil, boşluğa değil, popülerliğe değil, şöhrete, şana, paraya, pula değil, kalbimize ve sonsuzluğa yazdırdığınızı düşünüyorum. O yüzden bizler var oldukça sizler var olacaksınız. Ona çok inanıyorum. Yani bir daha böyle bir dönem, böyle filmler, böyle iz bırakmalar, böyle yüreğe dokunmalar eminim ki kalmayacak. Yani şimdi pek çok yetenekli oyuncu arkadaşımız var, kardeşimiz var, yaş itibariyle çocuğumuz var diyebilirim. Ama o samimiyet, o inanç, o his, o hani işte sen evin bir kızı oluyorsun.
Fatma abla köyde bir kadın oluyor. Türkan Şoray o otobüste bir şeye tutunan kız olabiliyor. Filiz abla kolejli bir gencecik kız olabiliyor. Ve oradan dönüşümler yaşıyorsunuz. Yani bu filmlerle ödüller kazandınız. Bu filmlerle sosyal hayatımıza, yani sosyalleşmemize, şeyimize, değerlerimize değerler kattınız. Yani şöyle şey yapmak yani istiyorum. Kültürel hayatımıza, sosyal hayatımıza sanat dediğimiz anlamdaki değerlerimize çok şey kattı. Ben şuna çok inanıyorum. Çok basit bir cümle ama. Yani Türk sinemasının, Yeşilçam'ın sihri sizlerleydi tabii. Elbette Cüneyt Arkın'ları, Edison'ları değil. Yani onlar da elbette ama hani şimdi sizi konuştuğumuz için. Sizler şu dönemde en fazla ihtiyacımız olan şeyi o dönem bize verdiniz. İyiler mutlaka karşılığında kazandılar, kötüler mutlaka kaybettiler. Yani bu duygu bile bizi yaşama bağlayan önemli bir olgu diye düşünüyorum. Sizlerle biz bunu yaşadık. Şimdi sette Fatma ablayla yaptığımız konuşmalardan birinde şey demiştim ben ona. Figüranlar kahvesi vardı eskiden. Ha, şu anda o kadar yok ama çok müthiş bir daha kalabalık, artık kahveye sığmaz bir durumdalar. Fatma abla demişti ki onlara o kadar üzülüyorum ki. Yani hepimizin maaşlarından, maaş demişti o, aldığımız paralardan %10'u kesilsin. Bu kardeşlerimize verilsin. Hani iş buluyorlar, bulmuyorlar. Onların sürekli bir akarı olsun. Ben bunu seve seve yaparım. Hadi gel yardım et, beraber yapalım dedi. Hepiniz çalıştınız ama hani bu hayata geçmedi. Ama o paylaşmakla ilgili duygularını ben de seninle ve sizlerle paylaştım. Tabii ki bunu çok yakından buradaki hepimiz biliyoruz. Sinemada... belki Burçak senin anlatman daha doğru olur. Ben sana yol açayım. Çünkü dernekleşmek, vakıf kurmak, sendika kurmak, mesleği yürütebilmek adına, haklarımızı talep edebilmek adına çok mücadele ettik. Fatma da en önde yürüyenlerdendi. Belki sinemadaki o dönemden söz edersin. Tabii ben bir dönem biterken dedim, dönem bitiyor. O döneme imza atanlar asla bitmiyor. Çünkü onlar dönemüstü bir şey. Sadece ben dönemin bittiğini ama o döneme imza atan ki Türk sinemasının bütün oyuncuları o Yeşilçam dönem bittiği halde hala aynı şekilde sevilebiliyorsa demek ki o döneme imza atanlar asla bitmiyor. Yani Fatma Girik'in filmlerine baktığımız vakit 50'lerden işte en son çevirdiği sinema bir mucizedir kadar aynı zamanda bu filmlerde canlandırdığı karakterlerle belki Türkiye bu coğrafyadaki kadının serüvenini de kadının bir sosyo-kültürel konumunda görebiliyorsunuz. Hı hı. O kırsal kesiminde edilgin kadından dediğim gibi Shakespeare'in kadın Hamlet'ine kadar o çizgi vardır. Sinemada kendini yenileyerek o kadına verdiği vasıflarla Türkiye'deki bir kadının tarihini de bir starın filmlerine başlangıcından sonuna kadar bakarsan kolaylıkla yazabilirsiniz. Dediğim gibi sözlerin başında da sadece bir oyuncuyu da o perdede gördüğümüz karakterlerle sınırlı bırakmak da yanlış bir şeydir. Oyuncunun Fatma Girik Yeşilçam'daki örgütlenme bilincine erişen ilk sanatçılarından birisidir. Fatma Girik hem sinemaya getirdiği, kazandırdığı o hani söylemek istemiyorum ama erkek Fatma dediğimi sevmediği şey. Niye erkek Fatma dedikleri vakitte mert, cesur, atılgan. Peki kadın olmaz mı böyle bir şey? Kadın da olur. Hep de böyle derdi. Kadının merti olmaz mı? Dediğim gibi o belki de hepimizin kafasında biçimlediği eksik kadın tanımlamasını her haliyle yaptığı için biz bir de erkekliği eklemek zorunda kaldık. Ama ona bir lütuf olarak değil, belki de bir zaaf olarak ekledik. Onun için ben dediğim gibi her kadında da olan vasıflar, her
erkekte insanda olan vasıfları, insani vasıfları bize hepsini toptan sunduğu için böyle bir yakıştırma yapıldı. Biraz filmleriyle devam edelim mi? Edelim. Şu Erkek Fatma Fatma'nın çıktığı Ülke Ara Kalın filmi var mesela. Ondan bir iki yıl sonra Şoför Nebahat tekrar oynuyor. Hmm. VTR'lerimiz var Ali. Evet. Belki hep beraber üzerinde de konuşabiliriz. Nişantaşı'na. Bilmem hatırladınız mı beni? Evet, eğer yanılmıyorsam... Size çıkışan asabi müşterinin ta kendisiyim. Bir iş için garaja gelmiştim. Sizi görünce, hele durumunuzu öğrenince yaptığımdan utandım. Rica ederim. Yo, doğrusu bu. Özür dilemeliyim sizden. Estağfurullah, kabahatiniz yok. O gün meslekte ilk günümdü. Heyecanlanmıştım da. Hele müşteri de benim gibi aksi olursa, değil mi? Şoförlük kolay olmasa gerek. Öyle değil mi? Başka ne yapabilirim? O ilk günü çok üzüldüm. Neredeyse vazgeçecektim ama imkanım var. Annem, kardeşim, ev kirası... Dayanıyoruz bakalım. Dediğim gibi... Aklınızda olsun. Herhangi bir müşkülünüzde mutlaka arayın. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ ol. Şoför Nebahat'ten söz etmiştik ya, Şoför Nebahat'te kullandığı arabayı yıllar sonra temin etmişler. Belki rengi değişik şimdi ama o arabaya binip o gün sen yanındaydın. Ben yanındaydım, ben arka arabadaydım. Çünkü aslında kendi kullanmak istedi ama arabaya güvenemediğimiz için ona vermedik. Yanında otur dedik. Ama ne güzel şarkı. Klasik Arabacılar Derneği'nin bir organizasyonuydu. Şoför Nebahat. Hı hı. Hatta organizasyonda sevgili İzzet Günay da vardı. İkisi beraber de oturdular. O günleri yad ettiler. Çok güzeldi. Evet, evet. Orada şarkı söylüyor ama biz onu biliyoruz senelerce sahnelerde şarkı söylerdi. Çünkü o da bir dönemdi Burçak. Hepimiz yaşadık biliyoruz. Sinemamızın bazı sorunları, çıkmazları, problemleri sinemadan kaynaklanan değil, belki de sosyal yaşamın dayattığı, siyasi yaşamın dayattığı bir ortam nedeniyle sahneye çıkıp şarkı söyledik ve o cesur kadın o güzel sesiyle sahnede de şarkı söyledi. Daha sonra Keşanlı Ali Destanı'nın da bir sahne var ki hakikaten seyredilmeye değer. Şalama kim, sen kimsin, haddini bil garabaş. Ulan kirlos pasahlı, ulan şapşal suratlı, sulu salyalı ayyaş. O hiç senin küfün mü, o bir küçük hanımefendi? Tasmasını tahınmış altın kaplama, bilmiyor mu? Kibar koğu sürünmüş, koh sana kohbah, duymuyor mu? Mizampirin yaptımış kuyruğuna deh, görmüyor mu? Kaprislidir şamama, bir şey yemez iştahsız. Sabah sütlü püsküvüt, bonfile töyleyin. Aç karnına greyfurt, gece suyu. Her üç öğün yemekte vitamin alır bu. Keşanlı Ali Destan zaten Haldun Taner unutulmaz ama onun filmi yapılmış bakın yıllar önce.
Ve Fatma orada bayağı başarılı. Ama çok başarılı olduğu, hatta ödüller aldığı filmleri var Alin. Var, evet. Hatta 69, 70, 71 yıllarında peş peşe Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanıyor. Ondan önce Altın Portakalı var tabii Antalya'da. Yani düşünün, 57'de başlamış sinemaya Leke ile, Seyfi Havaeri ile. Ve arkasından yani biraz böyle kendini göstermeye başladığı dönemde filmler bir anda ödüllere boğulmaya başlanıyor. Yani hemen çıkıyor ortaya o yetenek. Ben bu filmi çok seviyorum mesela. Buradaki performansı müthiş. Şimdi bir şuraya bakıyorsunuz. Burada yani sanki bir İtalyan yeni gerçekçilik filminden öyle bir sahne, yıldız, öyle bir sahne. Film de o çok hoştur. Sonra bir bakıyorsunuz işte Ağrı Dağı Efsanesi mesela işte. Bir de ona da çok yakıştırıyorlar ya o gözlerle. Hep bu şey mesela işte Yörük Kadını yakıştırıyorlar. Ondan sonra tarihi filmlerde kostümleri çok yakıştırıyorlar. Takıp takıştırıyor. Yani onu böyle bir şey imge olarak çok seviyorlar. Ama işte o alttan enerji çıkıyor. Onları veriyor. O yüzden mesela o filmler hoşuma gidiyor benim çok. Yani şeyden nasıl diyeyim size. Bir klasik dişilik formu var ya yani böyle bir kırılgan bir dişilik hmm. bekliyorlar. Fatma Gülük sürekli o kalıpları kırıyor. O yüzden galiba bu erkek Fatma lafı. O dönem tabii politik doğruculuğun olmadığı, yani bu tür sıfatların takılmasından şimdi hepimiz şimdi olsa herkesin karşı çıktığı şey olsa, yani yeni bir şey olsa, ortaya atılsa, o dönem çok rahat tolere edildi ama kendisi sevmedi. Mesela Bircan da onu gayet güzel söylüyor. Ne yapıyor mesela? Hiç kompleksiz davranıyor. Kambur mu oynanacak? Kambur oynarım diyor. Kendisinden 1-2 yaş küçük oyuncunun annesini canlandırıyor. Ama ne çok filmde anneyi oynuyor. Sürekli bakıyorsunuz. Benim de annemi oynadı biliyorsunuz. Yani illa o rolü ben oynayacağım. O anneyi ben oynayacağım diye. Burada hemen devreye girmek istiyorum. Tamam. Altın Kızlar filmini dizi yaptık. Talihsiz bir diziydi ama orada tabii Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Nevra Serezli, Filiz abla rahatsızdı sanıyorum. Evet. Hemen Fatma Girik dedi ki ben bir şartla oynarım. Ne o Fatma abla dedik? Anneleri olurum ben dedi. Çok tatlı ve ayrıcalıklı bir rolü olmuştu. Evet. Burada ben hemen böyle bir şey burada gözüme çarptı. Eğer izniniz olursa bir dakika çalıp sizi niye bu kadar sevdik diye ona sormuşum. Onu hemen şey yapacağım. Yani şöyle sormuşum. Sizler sevilecek kadınlar olarak formatlanıp bir hap şeklinde bize yutturuldunuz mu? Yani sizi bu kadar seviyoruz, bu bir ilaçla mı oldu diye sormuşum. Diyor ki o da, evet biz sevilecek kadınlar olarak tasarlanıp sunulduk. Bu doğru. Ama bizim bir etki alanımız, yaydığımız enerji, güvenilirlik payımız, sevgi dağıtmamız, samimiyetimiz, masumiyetimiz yok muydu sence? Salt böyle olsa ne formüller sürüldü bugüne kadar önümüze. Türk halkı hepsini yuttu mu, hazmetti mi? Ben senin deyiminle hepimizin bir aurası olduğuna inanıyorum. Bir hap olduğumuza değil. Ya bunu da paylaşmak istedim. Gerçekten şimdi hepiniz orada bir arada görünce. Evet, belki yıllarca hayal edilmiş bir şeydi ikimizin ya da üçümüzün evet. bir filmde. Oynaması o yıllardan bir anı belki olacaktı ama en sonunda televizyoncular başardı bir araya getirmeyi. Ama yanlış bir senaryoyla buluşmuşuz. Biz çekim esnasında çok çırpınıyorduk öyle değil böyle olsun diye ama değiştiremiyorduk. Her neyse. İstersen yine filmleriyle devam edelim. Tabii tabii. Karakolda Ayna var mesela. Zilli Nazif. Ya bunlar tabii daha erken dönem. Onu Fatma yapan, Fatma olmaya götüren filmler diyeceğim. Öyle. İşte söylüyorum hep orada da bir kompleksizlik var Fatma Girik'te gördüğüm. Yani şimdi böyle tabii star sineması dediğiniz şey önemli. Oyuncu kendini belirli bir çerçevenin dışına taşırmamak zorunda. Çünkü izleyici müthiş bir merakla bekliyor onu. Onun filmine gidiyor. Beklentisi var. O çok kalıplarını genişletmek istemeyebilir oyuncu. Haklıdır da özellikle star olduğunuzda. Umurunda değil Fatma Girik'in oynarken onu görüyorsunuz.
ha gerçekten hani umursamadığını gösteriyor. Evet. O özgürce işte performansını versin, gerisini yönetmen halletsin. İşte görüntü yönetmeni baksın kadrajına, oturalım kurgu masasında, olmadıysa atalım. Ama kendini kısıtlamadan oynadığını o kadar iyi belli ediyor ki. Yani koşuşluğunda falan çok görüyorum ben onun bakışında. Mesela yaşlıyı oynarken de Mete hiç umursamıyor. Böyle çok yakın planlar mesela seviyor tabii ki yönetmenler, onu böyle gözlerini ortaya çıkarsınlar. O gözler böyle ya öfkeyle çakmak çakmak olsun ya böyle gözyaşları taşsın, çok seviyorlar onu. Onda da mesela hiç şey yok, bakıyorsunuz minimum makyaj var. Galiba bir tek bir rimel seviyor o. O rimel çok de seviyorum. Zaten Yeşilçam'ın olmazsa olmazıdır o rimel. İşte saçlarını işte beyazlamışlar filan. Çok böyle rahat oynuyor ve onu çok ilginç buluyorum ben. Çok sevdi ama çok sevdi. Yani tutkuyla bağlıydı, yaptığı işe tapıyordu. O derecede, aynı derecede Memduhüne de tutkuyla adeta tapıyordu. Son günler, hastalığındaki son günler ziyaretimde hala iyileşecek, ayağa kalkacak, bu sefer yönetmenlik yapacak, oturuyor senaryoyu evet. Anlatıyor. Bak Hülya, şu sahneyi şöyle çekeceğiz, sen oynayacaksın, ha ona göre filan bana. Sinema son anına kadar onunla beraberdi. Ama şu lafı da ben unutamıyorum ayrılmadan önce. Ben her ne kadar ona moral vermeye çalışsam da yürüyeceksin, o da olacak, bu da olacak. Birçok yapacağımız şey var daha filan. Hani sözümüz var, şuraya gidecektik. Hülya Bey, Memduh gitti. Her şey bitti artık. Büyük bir aşk. Ne kadar saygıdeğer bir aşk. Uzun yıllar hem iş arkadaşı, hem hayat arkadaşı olmak. Sözünü ettiğimiz Memduh Ünde Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden. Birbirlerini ne kadar çok beslediklerini, birbirlerinden ne kadar çok etkilendiklerini hissediyoruz filmlerde. Birlikte yaptığı filmlerle biraz devam edelim mi? Askerlik bu bilinmez. Gidip de dönmemek var. Ben seni sana emanet ederim Ezo. Kılına halel gelmesin. Emanetine hayınlık eden yağlı urganda can versin. Son filmde Memduh Ünlü, değil mi? Sinema Bir Mucize filminde yine Kadir İnanır'la birlikteydiler. Memduh Ünlü'nün de son yönettiği filmdi. Biz son karşılaştığımızda Fatma ablayla şey demiştim ben ona. Memduh Ünlü olan aşkından hep bahsediyor. Benim de Memduh Bey'le ilgili hep böyle hani daha sert, daha böyle mesafelidir ya. Ona şaka yollu şey dedim gene. Ya abla sen bu kadar suratsız bir adamı nasıl bu kadar aşık oldun, sevdin yani. Bana dedi ki Bircan'cığım, 1000 kere dünyaya gelsem yine de 1000 kere ben o suratsız adama aşık olurum. Bu hayatı yine onunla geçiririm dedi. Ama Memduh Bey'in de ona çok büyük bir aşkı vardı. Yani evini sen de biliyorsun, bütün o merdivenler, duvarlar, her yerde fotoğraflar. Yani Fatma Giri'nin fotoğrafları mesela ben hiç kimsede öyle bir arşiv görmedim. Memduh Ün Fatma Giri'yi tanıdığı andan itibaren çıkan bütün haberleri toplamış ve
getirip onları kütüphaneye böyle dizmişti. Ev evet. Adeta bir müze. Müze gibiydi gibi. O ev. Evet. Az önce siyasi duruşuyla da ses getirdi dedik. Bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Onu çok yakinen sen biliyorsun. Çünkü o dönemde sen onun basın danışmanıydın. O onu bana teklif etti ama ben dedim ki gazetecilik tabii çok cazipti. Benim dönemimde değil mi Ali, sen benden biraz daha şeysin ama bizim gençsin ama benim dönemimde sizler vardınız. Müthiş bir dönemdi gerçekten. Dedim ki ben dostun olarak hep yanındayım ama hani sürekli ofiste olamam dedim. Ama tabii o şeye çok katıldım. Deniz Baykal'larla olan yemeklerine, gezilerine, belediye içindeki tavırlarına, hatta bir dönem maaş yetiştirememişti. Belediye işçilerinin maaşlarını veremeyecek durumdaydılar. O hanını bile satmaya ve emekçilerin maaşsız kalmamaları için bir çabaya girmişti. Ama son anda şey oldu, halledildi. Evet. Caddeleri, sokakları, ara sokakları, Nişantaşı'nın en lüks yerlerini ama arka tarafta Feriköy'ün o arka mahallelerini, evleri tak tak kapıyı vurur. Gireriz. Bizzat hizmet etti. Evet. Ve daha sonra bu belediye başkanı olarak hizmet etmese bile yine o hak arama, söz FATO'dan söz ediyorum, yine yardım etme, insanları dinleme, sırtlarını sıvazlama, hiç unutmuyorum ben olayı takip ederken apartmanın herhalde en üst katıydı. Üçüncü kattan atladı ya, şeysiz. Atladı. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın maalesef omurga kemikleri kırıldı. Ve çok ciddi bir orada ameliyat geçirdi. Orada başladı zaten. Çok ciddi bir ameliyat geçirdi ve aylarca tedavi olması gibi. Bir keresinde yine söz FATO'da konuşunca aklıma geldi. Bir gün aradı beni. Benim sesim çakmıyor. Bu hafta program sunamayacağım. Benim yerime sen sunar mısın? Eyvah dedim. Tabii ki Fatma, elbette ki sunarım. Ne demek? Biz arkadaşız yani, birbirimizin tabii ki yardımına koşacağız. Ve o hafta programı ben sunmuştum, hiç unutamıyorum. Aynı çok, doğum gününüz ya, 12 doğum Aralık'sınız. Günümüz, biraz karakterimiz benziyor değil benziyor. Mi? Benziyor. Bir de son doğum gününde onun için bir kutlama yapıldığında mikrofona önce teşekkür ederim dedi. Sonra arkadaşlar bugün Hülya Koçyiğit'in de doğum günüdür diye hemen bir parantez açmıştı. O Bodrum'da. Müthiş bir arkadaşlıktı, evet. Bir keresinde de mesela Hülya, biliyorsun ben kalkamıyorum. Benim kardeşimin kızı evleniyor. Son dönem. Orada olamayacağım. Onun için benim yerime nikah şahidi sen olur musun? Yani hem mesleğimizi hem arkadaşlığımızı, dostluğumuzu hem hayatı paylaştık. Çok uzun yıllar birbirimizi hep sevdik, hep saygı duyduk. Çok aradık, çok sorduk değil mi? Ben birinci elden şahidim tabii. Ama yine filmlere dönelim mi? Biraz acıdan söz edelim, onu demin konuşmuştuk. Ben de sana geliyordum Zeyda. Nasıl fırsat bulurum da seninle yalnız konuşurum diye kaç zamandır uykularım kaçıyor. Benden ne konuşacağım var, utanmaz. Sen Ali'nin arkadaşı değil misin? Bu iş başka. Seni gördüğümden beri ciğerimden vurulmuşa dönmüşüm. Ciğerinden vurulursun inşallah kansız. Ben senin için vurulmaya ölmeye razıyım. Bana bir he desen. Delir, git yoksa bağırırım. Bağırsan ne olur sanki? Kör Ali seni kurtarır mı? Acele her tarafta sizi arıyor. Yerinizde benden başka kimse bilmez. Bana he demesen yerinizi söylerim. Tuu! Ali de seni en iyi arkadaşı sanırdı. Yazıklar olsun senin erkekliğine. Sana yarın sabaha kadar mühlet. He demesen yerinizi Haceli'ye söylerim. Ali'ye de bir şey söyleme. Yarın sabah burada bekliyorum.
biraz filmleriyle devam edelim mi? Haklarını sana ödetip dünyayı idare etmezsem... ...bana da kanlı niger demesinler. Onu tanıyor musun abla? Nasıl tanımam? Oturun da anlatayım. Köyümden 6 yaşında ayrılmışım. Büyük bir konağa vermişler beni. Hatırladığım ilk şey adımın Bitli Nigar olduğu. Halbuki ne Nigar'mışım ne de Bitli. İsmimi küçük hanım değiştirmiş. Saçlarımı da büyük hanım dibinden kazıtıp kafama kırmızı bir ilaç sürmüş... ...olmuşum Bitli Nigar. Koskoca konakta her şeyin tek suçlusu Bitli Nigar. Küçük bey, yani şu giden Agah bey... ...babasından para çalardı, gel Nigar. Kedi ciğeri kaptı, gel Nigar. Kuş kaçtı, süt taştı, bardak kırıldı, yemek ekşidi... ...gel Nigar, gel Nigar, gel Nigar. Küçük hanımdan elime elime iğne... ...büyük hanımdan kafama kafama muşta. Evet, dediğiniz gibi... Köylü kadın da oluyor, görmüş geçirmiş kadın da oluyor. Onu çok çok farklı karakterlerde, 200'e yakın film değil mi? Çok fazla filmde seyrettik ama bu filmlerin çoğunun yönetmeni Memduh Ün ya da Memduh Ün'ün yetiştirdiği talebeleri. Bu arada Duygu Sağaroğlu var yönetmen olarak. Az önce sen mi söyledin, sen söyledin, Metin Erksan'ın yaptığı kadın Hamlet. Herhalde dünyada tek. Ya da ilk. Kaç tane daha var değil mi? İlk evet. Olabilir. Çünkü çok çarpıcı bir filmdi. Ve çok cesur bir Fatma vardı orada. O film benim gözümün önünden gitmiyor. Birçok yönetmenle çalıştı ama en çok da çok sevgili yönetmenimiz Memduh Ün onun yolcusu oldu. Ama İntikam Meleği galiba çok özel yani Metin Erksan. Çünkü bir kere Metin Bey'le herhalde çalışmak da o kadar kolay değil. Yani o dönem içinde iyice deneysel bir proje yani hiç alışık olunmayan bir film Yeşilçam'da. Büyük cesaret hem oynaması dedim yani o kalıplarını kırıyor. Kendisinden beklenmeyeni yapmaya hazır bir oyuncu. Çok da ilginç performans. Hatta bugünlerde sinema evi tekrar açıldı. Bu filmi gösteriyorlar. Büyük perdede izlemek de mümkün. Tam gidip görülmesi gereken bir proje. Değil yani mi? Bugün çok daha, sıra dışı bir film. Daha anlayarak seyredebiliriz. Evet. Bazen sinemamızda zamansız filmler yapılmış. Yıllar sonra seyrettiğimiz zaman Allah Allah o zaman böyle filmler yapmışız diye ben bile bazen şaşırıyorum. Ama dediğin gibi Metin Erksan'la çalışmak da kolay değil. Evet. Ama starlarda da çalışmak kolay değil. Çünkü starı bir yönetmek değil. Bazı star alıyor filmi gidiyor. Yönetmen ne derse desin yine o bildiğini yapabiliyor. O starları da yani bir Fatma Giri'yi, bir Türkan Hanım'a, bir sizi de yani deli bir senaryo kalıpları içine koymak mümkün değil. Bir yerden sonra kendiniz olup belki yönetmenin de izinden çıkıp bazı yönetmenin çıkıp gidebiliyorsunuz. Ama esas soru yani Fatma Giri hani bir dönem diye ifade ediyorum ben. Niçin bu kadar çok seviliyor? Bunun da bir çeşitli nedenleri var. Birincisi yani Türkiye'deki bu coğrafyadaki tek ve en ucuz eğlence sinemaydı. Bir, üstelik 3 kuşak seyrediyordu. Dede ile torun aynı filmi seyredip aynı keyfi alabiliyordu. Üçüncüsü ki en önemlisi, yani ben hep iddia ediyorum. Bu starların yerine bir daha hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü niye gelmeyecek? Bir star, 3 kuşağın seyrettiği bir filmi 200'e yakın, 150 film çevirebiliyordu. Yani her kesimden, her kuşaktan, herkesin kendi yaşamının var olan kurgusuna mutlaka bir yere dokunuyordu. Şimdi hangi bir star 150 filmlik bir filmografi yapabilir? 3 kuşağa hitap edebilir. Şimdi evde oturduğumuz vakit 3 kuşak ayrı mecralarda, ayrı konularda film izliyor. Veya bir ortak paydada buluşamıyor. Tek eğlencenin olduğu, 3 kuşağın seyrettiği ve en az 200 filmde 200 karakter.
Yani 200 tane bir boşluğu, puzzle'ın bir parçasını doldurmak. Bu puzzle'ın bir dönemle bağlantılı değil. Ben inanıyorum ki belki biz yaşlanacağız. Belki bizim, babam sizi izledi, ben izledim. Torunum izleyecek, ondan sonra izleyecek. Çünkü bütün bu starlar her filmde hep genç ve güzel kalıyor. Hiç yaşlanmıyor. Sadece değişen biz oluyoruz. Uşaklar oluyor. Güldürdün beni. Ama evet, Fatma, biz de yaşlandık ve hatta yaşam boyu başarı ödülleri aldık. Onlardan bir tanesi uçan süpürgeydi. Evet, sen müthiş. Evet, uçan süpürge. Halime'ye de selam olsun buradan. Çok görkemli bir törendi gerçekten. Yani siz evet. Dört kadın. İlk defa dördümüzü bir arada. Ben de o gecenin övünmek gibi olmasın. Müthişti. Yani benim için de başka bir heyecan var. Arka tarafı var, kulisi var bu işin. Yan yana gelmeleri var. Hangi sırayla çıkacaklar? Hangi kostüm, hangi kostümün yanında daha güzel durur? Öyle bir de arkadan şeyi de var. Fatma ablanın şöyle bir huyu vardı, çok tatlı. Arkada durur ama birden en önde olmayı başarırdı. Yani hani öyle biliyoruz, çok tatlı canım benim. Evet, o sahneye çıkış anınızı, o salonda oturan herkesin aynı anda ayağa fırlamasını, yani rüya gibi bir andı gerçekten ve Fatma abla çok heyecanlıydı. Ağladığını biliyorum. Yani defalarca el ele tutuştuğunuzu, evet. Birbirinizi zaten kucakladığınızı vardır el ele herhalde. Çıkmış. Var mı görüntünüz sevgili Hülya Koç? Sahneye çıkmıştık. Daha sonra bir kez daha çıktık. Adana Film Festivali'nde. Evet. Kaçıncısıydı Alin, hatırlıyor musun? Hiç ben de hatırlayamadım. Ama Altın Koza. Altın Koza'da. Adana Altın Koza evet. Film Festivali. Ve size genç aktörlerimiz eşlik etmişlerdi. Evet. Hem de ikiletmeden koşa koşa Adana'ya gelmişlerdi. Ondan da var mı görüntü? Kavalyelerimiz oldular. Görüntülerimiz var tabii. Şahane. İlk Altın Koza Film Festivali yapıldığı vakit ben Ezo Gelin'den ödülü almıştım. Aradan bunca sene geçti. Çok güzel günlerdi. Böyle bir şık bir sahnede değil de bir çay bahçesi gibi bir yerde. Hemen unutmadan söyleyeyim, Süleyman Demirel Üniversitesi bize Fahri Doktora unvanı takdim etmişti. O da unutulacak ve bir Isparta'ya gün. Isparta'ya arabayla gitmiştik galiba, evet. Değil mi? Hep beraber gittik, biraz da dolaştık ve güzel. Çok güzeldi. Çok değerli evet, bir gündü çok gerçekten. Çok güzeldi, çok güzeldi. Tabii bu görüntülerimizin olduğu birlikteliğimiz, yoksa biz çok sık bir araya geldik. Her zaman sorarlar ya, nasıl oluyor da günümüzde bu kadar polemikler var, sanatçıların arasında çekişmeler var. İşte o onu eleştiriyor, o onu beğenmiyor ya da onu taklit ediyor. Siz nasıl bu kadar dost kalabildiniz diye. Ben onu tam nasıl tanımlayacağımı hala bilemiyorum ama galiba biz mesleğimize gerçekten çok saygı duyduk. Halka
bize izleyenlere, bize bu değeri verenlere çok hayran olduk. O da birbirimize saygı duymaya, birbirimize hayran olmaya yönlendirdi bizi diye düşünüyorum. Yoksa dediğiniz gibi 14, 15, 16 yaşlarında başladık bu işe. Hayatla ilgili, ülkemizle ilgili bile hiç bir bilgimiz gelişmemişti o zamana kadar. Benim zamanım çok azalıyor ama ben evet ben, yani mümkün olduğu kadar sizden duymak istiyorum. Anmazsam eğer bundan bahsetmezsem gece mutlaka rüyama gelir. Hey unuttum mu diyebilir. Fatma Girik için Atatürk çok kıymetliydi. Çok önemliydi. Hepimiz için öyle elbette. Atatürk için o benim evladım, sevgilim, babam, anam, her şeyim derdi. Ve biliyorsunuz ki o milli bayramlarımızda iki katlı evinin kapsayacak kadar kocaman Atatürk resimleriyle ve bayrağıyla donatırdı. Hep bir Atatürk kadını olmanın gururunu ve mutluluğunu ve onurunu taşıdı. Onu buradan mutlaka anımsatmak istedim. Bir kez daha saygı ve sevgiyle onu kucaklıyorum. Onu çok seviyorum. Evet, Aylin sen de son ne eklemek istersin? Evet, ben filmlerini izlesinler istiyorum. Gerçekten yani o filmi beğenmek, filmden zevk almanın ötesinde Fatma Girik nasıl performans verdi, nasıl altından kalktı rollerin, hiç yaşamadığı bir hayat deneyimi bile olmadan geçtim, eğitimi falan. Nasıl o setlere atıldılar ve nasıl hani bütün bir bu kuşak el yordamıyla, içgüdüleriyle oyunculuk öğrendi. Onlara baksınlar istiyorum. Özellikle de sinemaya ilgi duyan gençler değil mi? Çünkü evet. Ülkede birçok üniversitede sinema bölümü var. Ben de katılıyorum sana. Mümkün olduğu kadar çok Türk filmi izlesinler. Burçak, senin de son sözlerini alabilir miyim? Bizim kuşağın ablasıydı, kardeşiydi, annesiydi, dahası sevgilisiydi. Yani biz onunla büyüdük. Her filmde ayrı bir duyguyla onlara bağlandık. Dediğim gibi o hep dediğim gibi bizde mutlaka boşluk olan neyse, anneyse, kardeşse, ablaysa, sevgilisi evet. Hep o. Bu da bir oyuncu için çok önemli. Çünkü dediği gibi bir dönem kapandı ama onların dönemi birkaç kuşak devam edecek. Hep aynı duygularla bakılacak ve anılacak. Onun için ben sinema oyuncusu, yıldız diyoruz biz bir artistlere. Belki gökteki yıldızlar gibi hep parlayacaklar. Asla sönmeyecekler. Klasik bir şeyle de bitireyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle beraber Fatma'yı anmak için geldiğiniz için. Senin söylemek istediğin bir şey. Antalya Film Festivali'nden 2 yıl önce onur ödülü almıştı. Rahatsız olduğu için Antalya'ya gidememişti. Ama onun için çok güzel bir şey hazırlanmıştı. Bütün şehir Fatma Girik resimleriyle donatılmıştı. Bendeki son imzası da zaten o şeydir. Antalya Film Festivali kitapçığıdır. Belki oradaki görüntülerimiz var mı diye size soracaktım Hülya abla. Var olmaz olur mu? Elbette ki izin verirsen kapanışı da onunla yapacağız. Sevgili seyircilerim, hayat çok kısa. Her ölüm erken. Önemli olan ardımızdan iyi bir insandı dedirtebilmek. Fatma bunu başardı. O kalbiyle, ruhuyla, insanlığıyla gerçekten çok güzel bir insandı. Evet, bu dünyadan bir Fatma Girik geçti. Ama biz onu her zaman kalbimizde, sinemamızda sonsuza kadar yaşatacağız. Nurlar içinde uyu, canım kardeşim Fatma. Haftaya tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
o kızsın. De ki oyun. Ne fark eder? Yaşanılan her an bir başka andır. Takvimden her gün bir yaprak koparılır. Yenisi başlar. Var olmak veya yok olmak. O gün meslekte ilk günümdü. Heyecanlanmıştım da. Öyle mi sordum bir koca oğlan? Hani kollarım altta uçacakmışım gibi geliyor. Sevgili dostlarım, aramızda bir yıldız var. Boş ver böyle şeylere. Hayatın biraz tadını çıkar. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Nasıl tahmin edecek ben bu acıyı? Seni sevdiğimden şüphem mi var yoksa? Sana son defa soruyorum, beni seviyor musun? Uğruna canımı verecek kadar.